Teşekkür ederim. Sevgili Cem TV izleyenleri, 3 Tel 1 Ömür'ün sezon finali diyelim. Sezon finali programından herkese merhabalar, selamlar, saygılar. Efendim, çok kıymetli bir programla kapanış yapacağız program için. Çok güzel bir program olacağına ben eminim. Heyecanımı da birazcık bağışlayın, hoş görün. Ben hemen bize ulaşabileceğiniz telefon numarasını hatırlatıp, çünkü istekler, dilekler gelecektir. Güzel güzel mesajlarınızı biz de burada dillendirmeyi, okumaya çalışacağız. WhatsApp'tan yazıyorsunuz bize. 0530 848 13 12 ki ekranında altında mutlaka arkadaşlarım yazmıştır numarayı. Bize mesajlarınızı, isteklerinizi gönderin. Biz de dediğim gibi dillendirelim. Bugün çok kıymetli bir üstad ve
birlikte güzel bir projeye imza attıkları sevgili müzisyen ve sanatçı adayı mı desem, sanatçı dostlar mı desem, kardeşlerim, arkadaşlarım desem daha iyi olur. Onlarla birlikteyiz. Ben konuğumu size tanıtmak istiyorum. Sevgili Güler Duman hocam, hoş geldin, sefa getirdin. Birazcık beklettik sizi, canlı yayın vardı ondan dolayı. Hem izleyicilerimiz hem sizler kusura bakmayın. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Gündem biraz kalabalık tabii ki. Evet. Biz de bu hayatın bir parçasıyız zaten ama Allah'tan biz insanları rahatlatıyoruz müzikle, yormuyoruz onları. Kesinlikle. O karışık gündemin içinde birazcık da nefes aldırmaya çalışacağız. Ben teşekkür ediyorum bizi konuk aldığın için her şeyden önce. Final programmış hem de bu da. Bu da bize nasip oldu. Eyvallah. Bir proje yaptık ve o projenin verilen emeklerinden şu an 5 tanesi burada, 10 tane var. Hı hı. Genç kardeşlerim. Kimisi yıllardır içinde ama kimisi daha genç olanlar, işte Deniz mesela böyle daha 21 yaşında, işte yakında üniversitesini bitirecek. Ama müzikle uğraşan, sürekli içinde olan, işte benimle birlikte çalışan Dursun var. Uğurcuğum var Ankara'da, o da senin çok yanında, yakından evet, tanıdığın. İsmail kardeşim var, yıllarını o da verdi. Bayağı bir Avrupa'da çok iyi bir kitlesi olan güzel, hı hı, bir dostum. Bizim, onu hiçbir şey söylemeyeyim, aslında kendi kendilerini yavaş yavaş tanıtacaklar. Başka bir şey, zaten... o da başka bir şey. Yani şu an ne diyorlar, ona, ne diyorlar? Bir cevher bulduk aslında, o da başka bir cevher. Yani hem sazında hem de sesinde çok iyi bir, ne diyor, gelecek gördüğüm Erman. O da burada aramızda. Sana miman geldik, bakalım neler olacak. Baş gözüsüne geldiniz. Sağ olasın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlarımızı tanıyacağız. Projeyi tanıyacağız, hı hı, proje üstüne konuşacağız. Bu albüm üzerine çok kelam edeceğiz. Nesilden nesile türkülerimizi, hı hı, nasıl başladı, nasıl oluştu, nasıl devam etti ve bugüne nasıl geldi bunu öğreneceğiz ama hı hı, isterseniz bir türküyle başlayalım, sizinle başlayalım. Daha tamam, sonra proje üstüne konuşmaya devam edelim. Albümün sound'ıyla gelsin, ben pek playback'e alışık değilim ama o albümün sound'unu duyurmak için ilk bölümde böyle playback'leri yapalım. Sözü müziği bana ait olan Can. Can. Haydi bakalım. Dinleyelim. Hazırsak eseri gönderelim ve dinleyelim. Sevgili rejiden rica edelim eserimizi göndersinler. Haydi bakalım. Düzenlemeler de bu arada sizin Ankara'dan güzel bir usta Sedat Aktağ. Öyle mi? Evet. Benim güzel, bir önceki albümde de ona yer vermiştim. Birçok albümde de çalışacağız kendisiyle. Sedat benim sahne arkadaşım. Öyle mi? Evet. Biz haftalık yani Ankara'da bir program yapıyoruz. O yaptığımız, aha, programda ve onun öncesinde bir radyo programı da yapıyoruz perşembe günleri. Hı-hı. Hem perşembe günleri hem cuma günleri Sedat'la birlikteyiz. İşte yıllar önce tanıştık, onlar öyle bir nasip oldu. Yapar mısın dedim. Ne demek hocam, severek dedi. Böyle devam ediyoruz. Çok güzel bir adam. Evet. Buradan da ona selamlar, evet, olsun. Ben canlı okuyayım. Yani temizlik gelmeyecek herhalde. Dertler tesbihe dizili bir boncuk gibi, çektim çektim yine yine başa döndüm can. Dilimde takılı kaldı sözlerim, sustum sustum yine yine taşa döndüm can.
sustum bugün yine sabır küpü olunca. Herkes konuşuyor kendince haklı, garibin çilesini içinde saklı. Her kulun Allah'tan isteği farklı, ben de sana sağlık diledim can. Ben de sana sağlık diledim can. Zalim bir zaman aklım ermedi, hani nerede kaldı insanın merdi. Kötülük iyiliği ne vakit yendi, kim dost kim düşmandır bilmedim can. Kim dost kim düşmandır. Aşkın cahilleri sessiz izlerim, dostların sırrını camda gizlerim. Her ne istersem haktan isterim, kullara boynumu eğemem ey can. Kullara boynumu. Hocam size sağlık. Vallahi hiç prova falan yapmadan playback okuyacağız diye böyle eşlik ettiler. Evet, hazır yeri gelmişken sevgili müzisyen dostlarımı, üstadlarımızı da tanıtmak isterim. Nefes sazlarda Hüseyin Boyraz, elektro gitarda Kayhan Özsoy ve klavyede basavulda sevgili Tayfun Aydöner. Evet. Sağ olsun bize güzel program canlar, boyunca eşlik ettiler. Bu 15-16 program boyunca eşlik ettiler. İyi ki de varlar. Sizinle birlikte müzik yapmak benim için büyük keyif. Onu bilmenizi isterim. Güleğinize sağlık. Siz de hocam playback yapmayı sevmem dediniz. Sevmem dedim, olmadı. Bir bozukluk çıktı ya zaten. Evet, yani dedim Allah yüreğimi dedi. Keşke başka dilek dileymiş. Bugün onu düşündüm. Evet. Hani keşke başka bir şey dileseydim dediğimiz zamanlar oluyor ya. Dedim ki sana fırsat vermiyorum. Öyle demeden dileğimi dileyeceğim dedim. Öyle bir dilek diledim. Diledin inşallah tutar. İnşallah bakalım. İnşallah tutar abi, bakalım. Her şeyden önce sağlık. Eyvallah. Önce sağlık olsun, gerisi geliyor zaten. Kesinlikle hocam. Evet. Müzik yolculuğunuz boyunca bu tarzda başka bir proje oldu mu? Onu sormak isterim. Şimdi benim aslında birçok proje fikirlerim olmuştur ama böyle konuşurum böyle sanatçı dostların içinde falan. Onlara da fikir verdiklerim oluyordu. Uyguladılar da yani, çoğu da yaptı onu. Herkesle birlikte çünkü hayat paylaşmak da oluyor. Yani türküler de paylaştıkça daha güzelleştiği için. Ben 30. sanat yılında yapmıştım. Böyle bir tür düet. Ondan önce yine düetler yapmıştım. Hı hı. Fakat genç nesille ilgili çok fikirlerim vardı ama hani bunu hem firma olarak kabul ettirmek zorundasınız. Hem o gençlerin bir araya gelip gerçekten azimli insanlar olması lazım. Şimdi bir şey yapmak başka bir şey ama hani başlangıcı yapıyorsunuz, sonucu gelmediği zaman hayal kırıklığına uğruyorsunuz. İşte bu 10 tane genç, şu an 5'i burada tabii ki, diğerleri kimisi işte İngiltere'de olan var, Almanya'da olanlar var. Peki Ozan Tunç Almanya'da, Duygu Koç Almanya'da, kim? Cihan Sarı da Almanya'da, o benden iyi biliyor çünkü bütün organizede o baş olduğu için. Selentek Londra'da, Soner de? Didim'de, o da Didim'de, evet. Yani birçok kişi var aslında, uzakta oldukları için gelemiyorlar. Herkesin işi gücü var, organize edemiyoruz ama. Geçen yine bir TV programında yine bu 5 kişiyle birlikteydik. O kadar güzel tepkiler geldi ki.
ben kendim bu kadar heyecanlanmıyorum. Yani onlarla olduğum zaman var ya daha başka onların bir heyecan. Onların adına olunca daha farklı bir şey. Ama bunu yapmak bence güzel. Şimdi mesela ben böyle bir şey yapıyorum. İşte bizim Erdal'ı biliyorsun. Erdal Erzincan o da gidiyor işte köylerde çok güzel bir eğitim veriyor. Yani hiçbir karşılık beklemeden bir şeyler yapılıyor. Bunlar olmak zorunda. Bir şeylerin yapılması lazım ki bizden sonra gelecek nesil bizim kadar şanslı da değiller. Ya kendilerini tanıtma konusunda çok zorlanıyorlar yani bu var. Örnek projeler, yaptığınız şeyler işte Erdal Hoca'nın olsun, sizin olsun, diğer üstadların olsun bu tarzda yapılan şeyler örnek projeler ve örnek teşkil ettiği için daha da yayılıyor. Daha geniş yapacaklar, merak etmeyin. Şimdi bizden bu projeyi bizden sonra böyle duyduğuma göre stüdyoda çalışmaları olan 4 tane proje var. Ne güzel. İşte bunları işte duymak güzel. Bence bir şeyleri tetiklemek lazım. Çünkü dediğim gibi biz çok şanslıydık o dönemde. Bak ne bu kadar televizyon vardı, ne sosyal medya vardı. Kesinlikle. Ama kendimizi o kasetlerimiz işte köydeki traktörün üstüne adam teybi takmış dinliyordu. Şimdi çok şey var, imkan var ama kendilerini sosyal medyanın haricinde tanıtacakları ne bir doğru düz çıkacakları televizyon programı var. Ne de işte albümü yapıp da kendi yüklerini kaldırma var. Evet. Bu yüzden Özdemir Pilağ'a çok teşekkür ediyoruz. Biz buradan gerçekten güzel destek verdiler. Hepsi kendi emekleriyle yaptı gerçi ama o çıkma aşamasındaki yapılan emek Özdemir Pilağ'ın katkısı da bayağı sağ olsunlar, büyük. Çok sağ teşekkür olsunlar. Ediyoruz. Ben hemen şimdi dostlara dönmek isterim. Nereden başlayalım? Hatta şöyle yapalım. Tanıyalım ve türkü alalım. Bence tanıyıp türküsünü okuturalım. Evet. İsmail'den başlayalım. Mikrofonu verelim. Bugün en uzun mesafeden gelen sanırım İsmail. Almanya, Mannheim'den orada geldi. Benim gibi evet. zor olan yerde gurbette türkü söylüyorsun ve sahne yapıyorsun. Birazcık şöyle kısaca seni tanıyalım. İsmail Aydın adım ve yaklaşık 12 yaşında ilk sahneye çıktığım abim mekanında işte müzik yaptığı bir yer vardı. Evet. Orada böyle asbel kader işte şansa ben de ona yardım ediyordum. İşte böyle biraz arabesk filmler değil olacak ama gerçekten öyleydi yani. Bulaşık falan yardım ediyorum. Abi bir yandan da şarkı türkü söylerken böyle geldi ya İsmail dedi senin sesin güzelmiş. Ben de gel seni bugün sahneye çıkaralım falan zorla işte hani bir de çocuksun ya sana bisiklet alacağım dedi. Ben de tamam bisiklet alacaksan çıkarım dedi. Böyle öyle bir giriş yaptık. Kaç yıldır? İşte 12 yaşındaydım şu an 47 yaşındayım. Hiç göstermiyorsun. 35 yıldır sahnedeyim. Nazar değmesin vallahi. Nazar değmesin hakikaten hiç göstermiyor. Göstermiyor yani. Evet gerçekten evet, göstermiyor. Özendik. Maşallah. Eyvallah. Özendik. Yani sonra işte arada böyle şeylerimiz oldu. İşte 2005 yılında yine Kanal D'nin yapmış olduğu bu Toprağın Türküsü adlı programa sevgili Arif Sağ'ın yapmış olduğu bir program. O yarışmanın ikincisi. O yarışa katıldım. Aha, i̇şte daha önce yarışma işte, geçmişimiz de var. Tabii tabii. Orada böyle bir güzel bir dereceyle şey yapmıştık, çıkmıştım. Ondan birkaç yıl önce TRT'nin yapmış olduğu bir şeye katılmıştım. Derken böyle hem gurbette kalmama rağmen hem böyle işlere böyle devamlı böyle bir atılma şeyi vardı içimde isteği. Yani orada yaptığın müzik tarzıyla da bir örnek teşkil ediyorsun aslında. Benim takip ettiğim kadarıyla, evet. Gördüğüm ve bildiğim kadarıyla bu anlamda da seni kutlamak isterim. Çok teşekkür ederim. Kendini çok bozmadan yaklaşık... Zaten yaptığı, okuduğu türkü de şey... orada sound'u aldığın zaman fark edeceksin. Almanya'daki arkadaşlarla yaptılar. Bir dinleyelim farklı mi? Farklı oldu. Hadi dinleyelim. Eseri dinleyelim mi? Dinleyelim. Eserin adı Kendi Noksanını Bilip Arif Ol. Eyvallah. Haydi bakalım. Rejiye sesleniyoruz. Eserimiz gelsin. İsmail. Evet. Gayet keyifli ve güzel bir çalışma olmuş. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Öyle sound farklı olarak... bir sound yapmışlar. Ben dinledim de. Kimlerle çalıştık? Almanya'da. Almanya'da mikrofonu işte kaldır. Yönetmenliğini sevgili Deniz Bakır'la başlattık. Aynen bağlamacı, güzel. Bizim bağlamada olan sevgili kardeşim onunla bir başlattık. Sonra Kurtuluş'tan aranjeleri yaptı. Hı-hı. Kurtuluş Çengel benim kurtuluşlarım çoktur. Sevgili Kurtuluş Çengel var. Daha kimler vardı? Mihail Şifabe mastering'ini yaptı. Mihail Şifabe ben de çalışmıştım. İlk albümde çalışmıştım kendisiyle. Ama işte yani görüyorsun bizim müziğimize o kadar adapte ki o Alman olmasına süper. Rağmen çok şey ne diyorlar ona ses tonlarını çok güzel iyi, ayarlayabilen çok iyi bir kulak.
Ki Kurtuluş bana söylediğinde yollayacağına dedim ya emin misin başka biri olmaz mı? Abi dedi bak geldiğinde göreceksin. Çok sağlam. Kesinlikle. Ben de ilk halinde çalışmışsın ve çok da memnun kalmıştım. Hocam bu birliktelik peki nasıl sağlandı? Yani nereden karar verdiniz? Çoğunu tanıyorum zaten. Hı-hı. Şimdi işte Ankara'ya gittiğimde mesela Uğur sürekli çağa geliyor biliyorsun. Deniz 8 yaşından beri oraya gelip gidiyor babasıyla Rafet abiyle. Evet. Elimde büyüdü sayılır. Yani bak 21 yaşında işte kaç senedir yanımda. Ben Erman'ı tanımıyordum. Mesela Dursun benimle birlikte çalışıyor zaten 11 evet. yıldır. Erman'ı tanımıyordum ama gerçekten Erman'ı da Dursun'dan dolayı tanıdım. Şimdi bu projeye başladığımızda Dursun dedi ki hocam benim tanıdığım arkadaşlarım da var. Hı hı. Ben onlarla konuşurum. Birçok şeyde de zaten Dursun yardımcı oldu bana. Yani benim çünkü çok sürekli gidip geldiğim için onlarla o kontağı direkt kuran Dursun oldu. Evet o yani sizin bu yoğunluğunuz içerisinde bir de böyle bir proje ortaya çıkması gerçekten şaşırtıcı. Ama gurur duyuyorum onlarla ben ya başka bir şey yani bir de şu vardır. Emeksiz hiçbir şeyi yiyemiyorsun yani derler ekmeği bile çiğnemeden yutamazsın. Evet. Yani bir şeylerin çabasını vermek zorundayız. Bak ben 51 yaşındayım hala bir çaba içindeyim. Hayat boş oturduğun zaman bence hiçbir anlamı yok. Ben böyle bir iki gün yerimde durduğum zaman var ya bana geliyorlar. Yani bir şeyler yapmam lazım. Ya en kötü ihtimal oturduğum yerde işte kitabımı okuyup bir beste yapmam lazım. Ya da bir şiir yazıyorum böyle ufak ufak bazen de. Veyahut da yazılmış şiirleri alıp bana şairlerden çok şiir geliyor. Çünkü onları bestelemeye çalışıyorum. Boş oturduğunuz zaman siz bu dünyaya boş gelmiş, boş gitmiş insan olursunuz. Evet. O yüzden benden herhalde tahminim bunu biraz iyice kapacaklar. Zaten şimdiye kadar çalışmışlar ama bu benim çalışkanlığım da onlara geçerse herhalde güzel bir şeyler gelecek. Ya müthiş bir örneksiniz onu söyleyeyim. Müthiş bir örneksiniz. Böyle cıvıl cıvıl olmak lazım. Yani dünyada en güzel şey bu. Bir de iyi bir iş yapıyoruz dedim ya. Eserlerin, müzik başka bir duygu yani. Kesinlikle. Eserlerin hepsinde düetiniz var. Var. Kimisinde pes, mesela ben kendi sesimden değil de onların sesine uydurmaya çalıştım. İşte bu onda bu pes okudum, yani birinde tiz okudum. Vallahi okumadığım akort kalmadı çok şükür çocukların sayesinde. Yani güya işte ben do falan okurum ne okurum ama işte si okuyorum ama bir baktım ki birisi mi bemol okumuş, biri fa, biri sol. Bayağı cırtladıklarım da oldu yani böyle ama. Önemli olan onların sesini tanıtmak. Yani Güler Duman'ı zaten herkes biliyor ama benden hariç, benden sonra geleceklere ben bir şey bırakmazsam o Güler Duman ismi boşa yaşamış demektir. O yüzden ben paylaşmayı seviyorum ya. Hele böyle güzel cıvıl cıvıl insanlarla. Evet kesinlikle. Bir de yani bir şey. Hani baktığımız zaman çok böyle hani evet düet çalışmayı da yaptınız ama genç arkadaşlara işte sektörde yani türkü camiasında çok ismi duyulmayan yani duyulması için gösterdiğiniz çaba bu albümle birlikte bence müthiş bir şey. Ben herkesin iyi kötü mesela yapıyorum. Reklamı da yapıyorum mesela. Anladığım kadarıyla beğenmeye çalışıyorum. İşte şey bilmiyordum şu repost davası varmış bir tane. Onu evet, bilmiyordum Instagram'da. Mesela. Öyle bir arkadaşımın repostunu bana dedi ki beni niye repost yapmıyorsun? Ben de o suikayı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Dedim ki oğlum nasıl oluyor? Bilsem yapacağım sana onları. Ben. Yani sosyal medyayı ben kullanmıyorum. Kıvırcık Ali'nin pauze. Pauze meselesine benzedi. Gibi. Yani postalama gibi bir şey oldu. Ben de onu sildirmişim meğersem oradan. Repost derken çocuğu tamamen takipten çıkartmışım. Sonra aradı bana küstü biraz ama anladı ki ben gerçekten bilmiyorum böyle şeyleri. Yani gücümüzün yettiği kadar nereden olursa olsun eğer birbirimize emek verirsek o yan yana duruşu sergilersek biz örnek oluruz. Yani şimdi biz müzisyeniz ya güya. Bir şeyler insanlara veriyoruz değil mi? Onlara moral veriyoruz ama yan yana duramıyoruz. Bu ne kadar acı bir şey olur. O yüzden ben iyi kötü örnek olmaya çalışıyorum. Bakalım. Ne güzel. Onlarla her zaman için gurur duyacağım. Şimdi hanginizde sıra? Dursun'da. Şimdi geldik Dursun'a. Dursun'u biz hep müzisyen kimliğiyle biliyoruz. Bana klavye çalıyor biliyorsun sahnede. Evet, vokal falan da yapıyor ama onun Dursun'un da çok eski bir geçmişi var aslında mesela. Bağlama çalmış, söylemiş yani. Bir kendisinden bir dinleyelim. Bence dinleyelim. Kimdir Dursun? Açtılar mikrofonu. Benim için vereyim mi? Ses geliyor değil mi mikrofonla? Evet, evet. Geliyor. Beni tanıyorsun zaten Caner. Sen ben de tanıyorum. Dinleyicilerimiz, izleyenlerimiz yapsın. Yani zaman zaman eşlik ettim, o da tabii. Ben aşağı yukarı bir 11 yıldır Görcan'ın orkestrasındayım. Bu projenin başından beri varım tabii. Yani 2017 değil mi hocam biz planladık bu projeyi? Tabii. Ama ondan önce hep konuşuyorduk 2017, zaten. 2017 evet yok evet. Yani başlama aşaması. Başlama 2017. Başlama start verme 2017 idi. Tabii yani herkesi bir araya getirmek zor oldu. Projeye dahil olmayanlar olan çıkanlar falan da oldu aramızdan. Benim aslında yani biraz sürpriz oldu. Yani ben son ana kadar kararsızdım. Yani ama hocam hep tabii hayır yapacaksın dedi.
Yani plansız değil aslında. İçimde olan bir şeydi. Yani yapmak istiyordum tabii ki böyle bir şey de. Yani zamanı değil diye düşündüm ama sonradan eser çok hoşumuza gitti. Eser beni biraz da yönlendirdi. Eser de sevgili bizim Asil Doğan Demir abimizin bir eseri. Bu da selam olsun. Ona da çok selam gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir eserdi. Gönül derdi. Evet, gönül derdi. Bir de Kürdi makamı hastası kendisi. Evet, yani biraz makamsal. Sibemolli türküleri çok sever. Evet, çok seviyorum. Hocamız da biliyor tabii ki bunu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Eseri dinleyeceğiz. Tamam. Klibi de var değil mi? Evet, biz buna bir klip çektik. Klibi de Özcan İşbil çekti. Aha. Tanırsınız belki de Ankara'dan klibinde bir arkadaşımız. İzleyeceğiz. Hı-hı. Ama reklamların dönüşünde bizim biliyorsunuz aralarımız çok kısa. Yaklaşık 2 dakika sonra sevgili Dursun Bilgin'in Güler Hocam'la birlikte yaptığı düet çalışma Gönüller'de bizlerle olacak. Evet, reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Dediğimiz gibi Dursun, klibi izleyeceğiz ama öncesinde söylemek istediğin, ya lafın yarım kalmasın diye tekrardan söz vereyim sana. Bu projede tabii dediğim gibi ben en başında da söylemiştim. Bu proje enerjisi çok yüksek bir proje. Baştan beri söyledim. Evet. Arkadaşlar iletişimi hep ben kurdum fakat yine tabii eserler konusunda hocamız dinledi. Kendisi bu konularda bize hani olmayacak şeklinde. Veya işte sesler konusunda herkesin rahat davranması gerektiğini söyledi. Biz ona göre çalışmalarımızı rahat yaptığımız için böyle bir şey çıktı ortaya. Evet. Yani eserler özellikle benim de bu albümde yaptığım birkaç eser var. Erman'ın eserini de ben çalışmıştım. O eser de Asil Doğan Demir abimizin. Hı hı. Benim eseri de yine tabii Türkiye'nin önde gelen aranjörlerinden Genco Arı çalıştı. Evet. Yani ben kendim yapmadım. Torpil kullanmadım. Yok, ben selam kendim yapmadım. Kendisi onun çok emeği var bu konuda. Ona çok teşekkür etmek istiyorum burada. Hı hı. O da aslında çok destekledi. Sağ ona da, o da bu konuyu çok iyi biliyor. Mastering'i de o yaptı. Mastering'de evet. Mastering'de de ve bazı arkadaşlarım mix'te de onun eli var. Parmağı değdi yani. Haydi bakalım. O zaman izleyelim. İzleyelim. Dinleyelim eseri. Gönüller'de sevgili hocam ve sevgili Dursun ağzına gönlüne sağlık. Hocamın da aynı şekilde. Şey güzel ya böyle duygusu güzel. Kesinlikle. Yani önemli olan insanın hissettiği, biraz önce dedim ya İsmail'inkide de ya bu ne biçim olmuş falan filan diyenler de oldu böyle. Niye böyle işte tarz bir değişik şu gibisine. Dedim ki herkesin, her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır bir misali dedim. Yani herkesin zevki farklı. Ben çok beğendim o dedim. Siz hep böyle bakıyorsunuz ya şu olmaz. Yani at gözüyle bakmayacaksın. Biraz geniş bakmak hep, lazım. Hep birbirine benzeyeceksin. Ne anlamı? Aynen bence ki. Çok farklı oldu. Herkes istediğini yaptı her şeyden önce. Duygusunu yaptı. Hepsini yüreklendirip öpüyorum. Ne güzel. Yani projenin başındaki isim olarak mesela herkes size benzemeye çalışırsa da o da hiç engellemedim ben. Hayır, herkes olurdu. Kendi istediğini yaptı. Tam tersi ben onlara uydum yani. Ne güzel. Bence de böyle olmak lazım. Çok güzel olmuş. İşte o renkler bir araya geldi mi güzellik çıkıyor. Kesinlikle. Emeğinize sağlık tekrardan. Şimdi mesajlarımız var. Ben birazcık onlara yer vereyim. İyi akşamlar. Ben Ankara'dan Ahmet Akkaya, Güler Hocam'dan Erzincanlılar için bir deyiş istiyorum demişler. İyi akşamlar canlar. Harikasınız. Allah yolunuzu hep açık etsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Hocam iyi akşamlar. Güler Duman ablamızdan Var Gibi türküsünü bir de o güzel sesiyle canlı söylerse seviniriz. İyi akşamlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Merhaba Caner Bey. Kocaeli'nden Ebru ben. Programınızı kaçırmadan her hafta izliyoruz. Çok kaliteli bir program. Başarılarınızın devamını diliyorum. Program hiç bitmesin. Güler Duman'dan Annem Gülcan için Ayaz Yarim türküsünü istiyoruz demişler. Teşekkür ettik. İyi akşamlar. Güler Duman'ı çok seviyorum. Ondan Yoruldum türküsünü istiyorum. Gazi Mahallesi'nden Şenay Acar göndermiş. Merhaba Caner abi. Güler Hoca'ya selamlar. Ben Ramazan Zorlu. Güler Hoca'dan Oy Beni adlı türküyü. Mehmet Yakıştıran, Şahin Temel. Bağlamacım İbrahim Borta'ya gelsin demişler. İyi yayınlar, üç tel bir ömür demişler. Teşekkür ettik. Güler Hocam sizi çok seviyoruz. Caner kardeşim senin de sesine hayranız. Güler Hocam'dan bize Ben Yanarım Kül Olurum türküsünü sizinle birlikte söyleyebilir mi Caner Bey? Sizden de bomba bir albüm bekliyoruz demişler. Bombanın parçalarını topluyorum. Ne güzel. Yapacağım. Caner abim bahtın yolun açık olsun. Güler ablamın ellerinden öperim. Güzel bir program diliyorum. Güler ablamdan Yastadır Ey Deli Gönül türküsünü istiyorum. Hızır Yar ve yardımcınız olsun. Saygı ve sevgilerimle demiş. Fırat Erdem göndermiş.
Merhaba, ben Ankara'dan Tülin Keyik. Güler ablamı çok seviyorum demişler. Mahcemal'in Güneş midir, Ay mıdır türküsü sevdiğim bir parçadır. Rica etsem okur mu demişler. Yüreğinize sağlık demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Hepinizi yüreğinden öpüyorum. Saygı ve sevgiler. Rafet Ekinci göndermiş. Sevgili Bilsin'in babası. Deniz'in babası Rafet abimiz. Rafet abi selamlar olsun sana. Aynı anda hazır tanıdıklara değinmişken Almanya'da Nadir abiler de sevgili Mojen'in sahibi Nadir abi de. Nadir evet. Temiz de bizi izliyormuş. Onlara da selam olsun. Yakın zamanda oraya da geleceğiz. Öpüyoruz yüreklerinden Umut'a hepsine selamlar. Bütün evet Umut'a ekibe. Da selamlar Umut Saltı'ya. Merhabalar Güler ablama ve müzisyen arkadaşlara başarılar dilerim. Cemal Atmaca göndermiş. Merhaba iyi yayınlar kardeşim. Güler Duman'a ve sizlere candan selamlar. 5. mevsimin açmış gülleri Ankara'dan Alaaddin Ataş olarak kucak dolusu sevgiler demişler. Ben İzmir'den Esat, canımın içi aşkım karım ve için demişler. Ayaz Yarım türküsünü istemişler. İyi geceler, iyi yayınlar canlar. Ben Uğur Tezcan'ın komşusu ve abisiyim. İsmim Fatih demiş. Fatih Bey göndermiş. İsteğim Divri'den kalkan yolcu trenini demişler. Bu kadar söylemişler, sadece isim vermişler. Caner abi iyi yayınlar. İki isteğim var. Birisi senden Gülmez'in altında Alman bağları. Diğeri de Güler ablamdan hani yaylam hani senin ezelin. Şimdiden teşekkürler demişler. Son iki mesajım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Güler Hanım'dan vefasız istiyoruz. Mersin'den selamlar demişler. İyi yayınlar diliyorum. Başarılarınız daim olsun. Çok büyük Güler Duman hayranıyım. Ona hayranlığımı anlatamam. Ona sevgilerimi sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Canımsın sen demişler. Doyamadım uzun havasını söylerseniz çok sevinirim. Caner Gülsüm'den ise Mecnun Gönlüm senden vazgeçti. Yani Adana vazgeçti türküsünü istemişler. Tekrardan iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz mesajlarıyla programımıza renk katan dostlarımıza. Şimdi sıra kime geldi arkadaşlar? Uğur'da. Uğur benim Ankara'dan müzisyen arkadaşım. Programdan önce de konuştuk ki Ankara'da müzisyen olup birbirini tanımayan aslında yoktur. Çünkü birbirimize olan bağımız... Ama çok iyi de müzisyenler var değil mi orada? Başka. Sayı da yani bayağı iyi. Çok üçlü müzisyen bir sayı var ama sahiplenme de çok. O çok iyi işte. Öyle güzel bir yanı var Ankara'nın. Çok iyi. Ankara her şeyle farklı değil mi? Vallahi benim için öyle bir gidip geldikçe ben şahsım adına söylüyorum. Deniz'im senin adına da söyleyebilirim herhalde. Ankara tabii biz biraz daha kolaylığa alıştığımızdan dolayıdır. Yol olsun, gitmek gelmek olsun. O yönden bir de müzikal anlamda da Ankara'da çok güzel şeylerin olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Ondan dolayı evet Ankara bizim için farklı. Eyvallah. Uğur Tezcan kimdir? Uğur Tezcan kendisini anlatırsa neler söylemek ister? Vallahi ben 1983 Ankara'da doğumluyum. Aslen Sivaslıyım. Caner'cim. Senin de dediğin gibi çok uzun yıllardır tanışıyoruz. Uzun yıllardır ahbaplığımız var. 17-18 yıldır yaklaşık elimden geldiğince, dilimden önce türküler söylemeye gayret ediyorum. Bu projede de hocam sağ olsun bize de yer verdi. Onun da çalışması değerli abim ona da buradan selamlar, saygılar gönderiyorum Mustafa abi, Mustafa Özaslan'a. Onunla beraber bir çalışma yaptık. Hı hı. Bu eseri beni daha çok onu yönlendirdi. Ben de iki yönlendirmiş. Hı hı. Eserinde bana yakıştığını söylediler. Dışarıdan öyle söylüyorlar. Umarım dinleyen değerli dostlar da beğenirler. Onun dışında yaklaşık bir buçuk ay sonra 14 eserlik bir solo albüm çıkacak. Hazırda bir albüm var yani. Evet baya ilerledik hatta dinledim bu 13'tü. 13'tü hocamla karşılaştık. Hocamın Ankara'da program vardı. Kaç eser var dedi. 13 dedim. Oğlum dedi insan ya 12 yapar ya 14 yapar dedi. 13 diye bir şey olmaz dedi. Niye hocam? Ne bileyim buğursuz gibi geliyor bana. Hayır loto şey gibi olmuş yani anladın dedim. En güzel. 14 eser yaptık yine. Çift rakam hep iyidir. Çok sevdiğim kardeşim bunu, Sedat. Bunu aklımıza yazalım bunu. Evet yine çok değerli kardeşim Sedat Ak'ta var. Ahmet Gökhan Coşkun var. Onun dışında birçok üstadlar var. Bunlarla çok güzel bir albüm olacağını düşünüyorum. Ne işte. Güzel. Albümde sabırsızlıkla bekleriz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Behey Ela Gözlü Şahım evet. Eserini dinleyeceğiz. Klip çektik mi? Evet. Klibiyle birlikte o zaman... Klibi çektik Tuz Gölü'nde. Klip yönetmenimiz Zafer Akkaş ve Bülent Kulfer'e de sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum onlara da. Tamam. Bir gelsin eserimiz, dinleyelim ve izleyelim. Diline yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Hakikaten eserlerin hepsi birbirinden ayrı özellikler taşıyan. Farklılar. Sound olarak, şey evet. olarak, duygu olarak hepsi ayrı ayrı olmuş. Ama hepsi de güzel olmuş. Öyle de güzel bir yanı var. Hadi şimdi bakalım. Şöyle hiç arayı soğutmadan diyorum
Erman'a dönsek. Erman mı? Erman da. Tamam, ben Deniz'de sandım sıra da. Küçükleri en sona saklayalım. O bizim. En küçük. O bizim. Albümdeki en küçük sensin ama herhalde, değil mi? Evet, 21 yaşında en küçük o. En küçük sevgili Deniz Ekinci. Ona dönecek. O bizim. O da bizde. Sevgili Erman Sarı. Erman, seni tanıyalım ve sonra da eseri dinleyelim, bakalım neler dillendirdin. Tamam. Erman Sarı, aslen Erzincanlıyım. Yaş 29. Erzincan'da olunca da böyle türkülere gönül vermemek kaçınılmaz oluyor. 8 yaşında bağlamayı elime aldım ve müzik hayatına başladık. Hı hı. Abimle birlikte, öyle söyleyeyim. Albümde zaten abimin de eseri var. Cihan Sarı. Hı hı. Evet, evet. 2002 yılında bir hatta ben... Sen burada yaşıyorsun. Abin yurt dışına evet, mı o zaman? Evet, o yurt dışına gitti. 2 sene oldu gideli. Hı. Almanya'da yaşıyor. Selamlar olsun ona. Eyvallah. Mutlaka izliyordur. İzliyordur, kesin kaçırmıyordur şu an tabii. Selamlar. 2002 yılında hatta ben Cem Radyo'nun bir yarışmasına girdim. Ses yarışmasına. Çocuk kategorisinde. Öyle bir birincilik ödülüm vardı. Cem Karaca'dan rahmetli ödül almıştık. Onun verdiği böyle bir özgüvenle de şevkle de türkülere gönül vermeye devam ettik. Müzik hayatına atıldık. Hı hı. Yaklaşık 12-13 senedir sahne alıyorum çeşitli yerlerde. 10 senedir de hemen hemen bir belediyenin halk müziği korosunda Sayın Cenap Güngör hocamızın şefliğinde bağlama çalıyorum. Selam olsun Cenap hocamıza. Benim okul arkadaşım abi de birlikte. Öyle değil evet. mi? Evet. O da size çok selamı vardı zaten. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezunuz onunla beraber. Öyle. Biz de sağ olsun Dursun abimin de emekleriyle Güler hocamızla böyle bir albüm yapmaya, projeye girmeye, dahil olmaya şansımız oldu. Hı hı. Başta Güler hocamıza teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Müzik hayatımıza devam ediyoruz böyle. Güzel. Yolun bahtın açık olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Albümde dillendirdiğin eser Söylerim Ayrılık Seni Bir Zaman. Evet. Asil kim? Doğan abimizin yine eser ona ait. Dursun abimin de seslendirdiği eser. Güzel. Asil Doğan. Albümde evet. İki eser ona ait. İki eser ona ait evet, aynen öyle. Süper. O zaman dinleyelim. 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 Haydi bakalım. Gelme imkanı varsa. Tabii playback gelecek. Tamam. Çekilmez. Söylerim ayrılık seni
isterim ayrılık seni bir zaman. Belli değdi bir zaman, ben ömürüm bir zaman. Çektim acılarla dost oldum, dost oldum. Sıla özlemiyle yandım, tutuştum, tutuştum. Söylerim ayrılık seni bir zaman, leyli leyli bir zaman. Söylerim ayrılık seni bir zaman, leyli leyli bir zaman, ben ömürüm bir zaman. Yüreğine sağlık, yüreğine sağlık. Helal. Vallahi çok güzeldi. Efendim çok kısacık bir araya gidiyoruz, aranın ardından tekrar buradayız. Evet sevgili dostlar, reklamların ardından 3 tel 1 ömür devam ediyor. Bugün mesajlarda bir yoğunluk yaşıyoruz. İnanılmaz bir yoğunluk yaşıyoruz. Bana sürekli listeler geliyor, mesajlarınız geliyor. Şimdi okumaya çalışsam emin olun sabah olur. Oradaki isteklerin hepsini okumaya çalışsak birkaç gün programın devam etmesi gerekir. O yüzden birazcık isimlere değinerek mesajlarınızı dillendireceğim. Ama onun dışında bugün albümü tanıtacağımız için, nesilden nesile türkülerimizi tanıtacağımız için bizi bağışlayın. Güler Hocam'la ben de sevgili dostlarımızla, arkadaşlarımızla istek türkülerinizi belki yerine getiremeyebiliriz diyoruz. Hiç çok fazla ara vermeden Deniz'e dönmek istiyorum. Deniz Ekinci. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Sefa getirdin sen de. Dediğimiz gibi albümün en küçüğü sensin. Evet. Nasıl bir his? Abi mükemmel bir hani his. Öncelikle hocama çok teşekkür ediyorum. Bana bu gururu, onuru yaşattığı için. Benim için muhteşem yani. Evet. Zaman zaman görüyorum. Hocamın sahnelerine gidip Ankara'daki sahnelerinde ona bağlamanla eşlik ediyorsun. Evet. Bu da ara... çok güzel olsa gerek. Çok özel bir durum çünkü. Evet hocam sağ olsun her zaman. Yani hiçbir zaman benden desteğini esirgemedi. Allah razı ne olsun güzel. Cidden. Müzik hayatını okulla destekliyor musun? Neler yapıyorsun? Ben abi şu an Gazi Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği bölümünde okuyorum. Aa, üçüncü güzel. Sınıftayım. Ne güzel. İnşallah müzik öğretmenliği olarak devam edecek. Eğitimle desteklediğimiz zaman daha farklı olur. Ben gittim okullarına konser verdim. Hocaları da çok değerli insanlar. Evet. Bir evet. Sene mi kaldı? Bir buçuk sene mi kaldı herhalde? Bir sene kaldı hocam. Bir sene sonra mezun zaten. Ne güzel. Haydi bakalım. Evet. Şimdi Deniz, duydun mu eseri? Kime ait? Cem Malkoç'a ait Aşık Cem'e. Hemşerim duyunca ben de. Evet. Ne güzel. Cem abiye de buradan selamlar olsun. Ben de birçok eserde okudum çünkü onu. Kazandırıyor. Günümüzün güzel ozanlarından. Helal olsun. Ne mutlu bize. Evet. Ne güzel. Evet. Şimdi o eseri dinleyelim. Duydun mu? Ondan sonra da hocam canlı artık. Hadi canlı hızlı bir şekilde evet oluyoruz. Zaman da bayağı bir var. Canlı çok sohbet etmeden bol türküyle programı devam ettirelim. Evet. Haydi bakalım. Haydi gelsin bakalım. Duydun mu? Deniz Ekinci'den dinleyelim. Yüreğimde sevdasını sakladım. O
vefasız için her gün ağladım. Gelir diye yoluna ben bağladım. Hayırsızın ettiğini duydun mu? Zalim zalim duydun mu? Hain hain duydun mu? Hayırsızın ettiğini duydun mu? Zalim zalim duydun mu? Hain hain duydun mu? Duydun mu? Yitirdim aklımı oldum divane. Bacası yıkılmış tütmeyen hane. Genç yaşımda düşürdü bak ne hale. Vefasızın ettiğini duydun mu? Zalim zalim duydun mu? Hain hain duydun mu? Vefasızın ettiğini duydun mu? Zalim zalim duydun mu? Hain hain duydun mu? Aşık Cem'im feda ettim yılları. Saramadan kuruttum bu dalları. Duydum giyinmiş beyazı alları. Hayırsızın ettiğini duydun mu? Zalim zalim duydun mu? Hain hain duydun mu? Hayırsızın ettiğini duydun mu? Zalim zalim duydun mu? Hain hain duydun mu? Ağzına, diline, yüreğine sağlık Deniz. Çok çok güzel olmuş, çok keyifli olmuş. Hani yola böyle başlamak da ayrı bir güzel olsa gerek hocam, değil mi? Yollar açık olsun. Evet. Vallahi. Başka şimdi diyeceğim bir şey yok. Mesaj gönderen dostlarımıza dediğim gibi teşekkür ediyorum. Mesajların hepsini okuma gibi bir ihtimalim yok ama şöyle isimleri birazcık not ettim. Haydar Acer, Ebru Hanım'a, Antalya'dan Şerife Kaplan, Tokat Zile'den Musa Bey'e, Elif Canlan'a, Ayhan Şahin'e, Erkan Ateş'e, Turan Akyıldız'a, Şenol Gül'e, Hüseyin Caruş'a, Manayım'dan Sevda Özkaya, Özgül ailesine, Müge Çamalan, Sultan Çamalan ve Gökhan Çamalan'a, Nazan Güler'e, Cem Gülsün'e, Garip Rıza'ya, İzmir'den Beyhan'a, Gülseren Işık, Songül Yıldız, Orhan Büyükpınar ve şöyle güzel bir not var. Sizinle beraber çalışmaktan her zaman onur duyuyoruz. Caner Gülsün ve Güler Duman. Herkese selamlar, sevgiyle ve sanatla kalın. Almanya Frankfurt Mojen Performans ailesi Nadir Temiz sağ göndermiş. Olsunlar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Ülkü sana teşekkür ediyoruz. Almanya Hannover Helmstadt'tan Sadık Karadeniz'e, Şahan ailesine ve Ankara'dan bütün yorulmazlara, Cafer Yorulmaz ve Yorulmaz ailesine hepsine selamlar, saygılar gönderelim. Yadigar Sinan Zengin'e de aynı şekilde selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Canlı türkülere geçelim.
Öyle yapalım, evet. Nasıl çünkü yapalım? Yoksa hızlı hızlı gidemeyeceğiz. Hemen. Yine sırayı bozmadan. Aynen, İsmail Aydın'la başlayalım. Aynen. Devam edelim bugün daha sonra. Bugün bizden istek isteyen herkes bizi affetsin çünkü... Söylediğimiz türküler armağan olsun. Önemli olan, aynen, onları tanıtmamızdı çünkü. Haydi bakalım. Akçadağ'ın düzüne zalim ay ay ay, hayır ay ay ay, buğday ektim düzüne diken ay ay ay, buğday ektim düzüne diken ay. Bilmedim gönül verdim zalim aya, aya, hain aya, aya, bir zalimin kızına diken aya, aya, bir zalimin kızına diken aya. Canlı dinlemek de ayrı bir keyifmiş. Tabii daha güzel oluyor öyle, daha iyi. Onun da tadını almış olduk. Şimdi durdurmuyoruz. Durdurmuyoruz da ben evet, sehpamı o tarafa koydum. Evet hocam, mikrofon sehpasını alalım oraya. Şimdi Dursun'la birlikte okuyalım. Sözleri Erzurumlu Emrah'a ait. Müziği de naçizane bana ait. Hala onları yaşatmaya çalışıyoruz çünkü. Tabii bunu takabilirsem büyük başarı yapacağız şimdi. Bu bağ alemi değil mi? Evet, haydi bakalım. Müzik.
goncasız, taze fidansız. Hele ben görmedim, gördüğüm söyle. Var budur bir aşık didesi dansız. Var budur bir aşık didesi kansız. Hele ben görmedim, gördüğüm söyle. Var budur bir aşık didesi kansız. Var budur bir aşık didesi kansız. Canımı dinsiz imansız. Pek yaptı canımı dinsiz imansız. Dilerim Allah'tan beş mezer yansın. Pek yaptı canımı dinsiz imansız. Pek yaktı canımı dinsiz imansız. Ağzına sağlık. Programı size verdim. Hadi hiç durma. Kim söylemek istiyorsa. Hadi vur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hepsinin nefesine sağlık. Ya hele Dursun'a türkü söyledik ya, tekrar canlı bir daha. Helal olsun. Canlı canlı ben de bunu gördüm ya. Çekiliyor evet çünkü. Hadi bakalım. Yapacak mı neyse yapmak bir sürü türkü. Hadi bakalım. Yarım için ölüyorum, eller ne derse desin. Yarım için ölüyorum, eller ne derse desin. Sararıp da soluyorum, yar 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 yar. Eller ne derse desin. Cahil eder ise desin. Sararıp da soluyorum, yar 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 yar. Eller ne der ise desin.
cahil eder ise desin. Cafer de sevdalı buldur, dahası bir paslı puldur. Cafer de sevdalı buldur, dahası bir paslı puldu. Ben bülbüldüm yarim güldü. Eller ne der ise desin, cahil ne der ise desin. Ben bülbüldüm yarim güldü. Yar 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 yar. Eller ne der ise desin, cahil ne der ise desin. Teşekkür sağlık. Onun uzun havasını değiştirdik, böyle yaptık hızlı gitsin diye. Hadi Erman. Erman'dayız. Erman. Haydi bakalım Erman Saber. Ben de sözleri Kemal Yılmaz'a ait olan müziğini Erdal Hocamıza yaptı. Şurası. Böyle iş yapalım. Senden yetiş yaymam Hüseyin. Feleğlen derdi devamız çoktur. Medet senden yetiş yaymam Hüseyin. Feleğlen derdi devamız çoktur. Medet senden yetiş primam Hüseyin. Turnalara haber saldım yüceden yar yüceden. Bir cevap bekledim mimden heceden yar heceden. Hiç haberim yoktur günden geceden. Medet senden yetiş yaymam Hüseyin. Hiç haberim yoktur günden geceden. Medet senden yetiş yaymam Hüseyin. Dağ başını mekan eyledi. Burada kuşa müşkül halım söyledi. Bilmem ki ben sana ne şeyledim. Medet senden yetiş yaymam Hüseyin.
Bilmem ki ben sana ne iş eyledim. Medet senden yetiş Şah İmam Hüseyin. Ah be felek kapımızı çalmadan yar çalmadan. Azrail gelip canımızı almadan yar almadan. Eroğluyam ölüp toprak olmadan. Medet senden yetiş yaymam Hüseyin. Eroğluyam ölüp toprak olmadan. Medet senden yetiş yaymam Hüseyin. Kemal, sana Erman. Eyvallah. Kemal Eroğlu abimize selam olsun. Eyvallah, selam evet. O da programımızın iyi bir takipçisidir. Sağ olsun. Her zaman da destekleyen ve iyi bir usta hem de iyi bir şair. Selamlarımızı gönderelim evet. Buradan. Deniz Ekinci. Ne dinliyoruz? Adem Aslanoğlu'ndan Aşkın Elinden. Aşkın Elinden. Ben de çok severim o türküyü. Bahardım kışa döndüm, gerçektim düşe döndüm. Karıştım deli sevdaya, kor oldum ateşe döndüm. Aşkın elinden, şaşkın halinden, elin dilinden yar. Karıştım deli sevdaya, kor oldum ateşe döndüm. Aşkın elinden, şaştım halinden, elin dilinden yar 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 yar. Gönül bağım gaze doldu, açmadan güllerim soldu. Bedenim asılı kaldı, dara çekilmişe döndü. Aşkın elinden, şaşkın halimden, elim dilinden. Bedenim asılı kaldı, dara çekilmişe döndüm. Aşkın elinden, şaşkın halinden, elin dilinden yar 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 yar. Sağlık Deniz. Ben furyayı devam ettireyim hazır aynı tonu yakalamışken. Hayat abi benim sesimi birazcık açarsan içeride sevinirim. Bunca gamı, bunca derdi Mevlam
eller umuduna erdi. Yine cananım gelmedi, eller muradına erdi. Yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrüm. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrüm. Takatım yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Takatım yok yürümeye, gidip cananım görmeye. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalma, durma gel ömrüm. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalma, durma gel ömrümün. Örene vardım da ne var ne var ne örene benzer. Ana örene benzer. Altın yüzüğüm kırıldı hey, suya düştü su duruldu hey. Dediler yarın gelmişsin, cebellerim kırıldı hey. Tellerine kurban olan dillerine vay. Dediler yarın gelmişsin, cebellerim kırıldı var olan dillerine. Yok
yoktur hey. Gönül acının yolu yoktur. Git gel hemen emmin kızın tel tel tellerine. Kurban olan dillerine tel tel tellerine, kurban olan dillerine. Kurban olan dillerine var. Göl başını yol eleyim. Git gelemem emmim kızım. Tel tel tellerine. Kurban olan dillerine var. Mevlam birçok ders vermiş. Beraber derman vermiş. Mevlam birçok ders vermiş. Beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç verme. Dile, 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 dile yar. Dile, dile, dile yar. Dile, dile yar. Bu tükenmez derdime neden ilaç verme. Son bir defa göreyim, sen o derdime göreydim, sen ol derdime derman.
Erzincan, Erzincan, yaram derin Erzincan. Son bir defa göreydim, sen ol derdime derman. Beni çekinmiyor hasreti, çok özledim Erzincan. Yaktı beni, ah beni, küleyledi yar beni, çekinmiyor hasreti, çok özledim Erzincan. Erzincan, Erzincan, yaram deri Erzincan. Son bir defa göreyim, sen ol derdime derman. Erzincan, Erzincan, yaram deri Erzincan. Son bir defa göreydim, sen ol derdime derman. Valla alkışlar sizlere. Güzel oldu. Bütün orkestraya, sana, evet, herkese, orkestra, hepimize. Sizlere. Hocam, hocam, programın sonuna geldik. Bayağı belki... oldu, 12.30 yani geç başladık, evet, ama. Evet, yarın iletişe gidecek diye erken bitiriyorum. Yoksa ben de yola kalsam... gideceğim. Hocam ayaklarınıza sağlık. Sağ ol, çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olasın. Sezon finalinde güzel bir kapanış oldu. Güzel bir anı oldu benim için, dostlarım güzel için. Güzel için de öyle, gerçekten. Dostlarım için ve bizi izleyenler için eminim öyle olmuştur. İyi ki varsınız. Teşekkür hani ederim. Bize tuttuğunuz ışık gerçekten doğru yürümemizi sağlıyor. Onu söylemek isterim. Her zaman canı gönülden söylemek isterim. Sevgili dostlarıma, Erman'a, İsmail'e, sevgili Uğur'a, Dursun'a ve Deniz'e çok teşekkür ediyorum. 10 kişiyi temsil ettiniz. Layıkıyla. Ondan ben eminim. Evet. En azından. İyi ki varsınız. Sizlerin özellikle söylemek istediği bir şey varsa almak isterim. İçinizden gelen selamınız falan varsa... Tamam, Almanya'dan kalktın geldin. Evet. Evet. Yani buradan benim yolum uzun olduğu için konuşmadım. Bir yaş olarak aralarında büyüğü de benim. En genci sensin. Abilerisin yani. Evet. En genci sensin. En genci. Çok teşekkür ediyorum. Bizler öncelikle Cem Tülay'ın ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Sana çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Cene. Eyvallah. Tabii ki bu bu projeyi, bu güzel işi başlatan sevgili Güler Hocam'a tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Buradaki bütün arkadaşlarımı bu ikinci programda bir araya geldik. Vallahi git daha da bir ısınmaya başladık birbirimize. Bu bir de hiç proba falan yapmadılar. Proba gerçi senin orkestrada yani. Yapmadılar proba, evet. Da yani. İşte bu yürek işi yani. Yürek işi, aynen öyle. Sevgili Erman'a çok teşekkür ediyorum. İki dil benim kahrımı çekiyor, bağlamamı çalıyor. Hepinize çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Orkestradaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir de Caner'cim bir şeyi de söyleyeyim. Şimdi onların da gerçi daha haberi yok ama pek böyle gerçekleştirmeden de söylemek istemiyorum. Yani çünkü benim elimde olmuyor bazı şeyler. Hani benim elimde fırsatlar olsa sihirli denek neler yapacağım da. Evet hocam. Bu olayı sahneleştirmeyi de düşünüyorum ben. Yani bunu büyük konserler haline de getirmeyi düşünüyorum. Çünkü Güler Duman sadece işte belli başlı yerlerde değil de halk konserlerine artık 10. aydan itibaren... halk konserlerine yürüneceğiz. Her çıktığım konserde böyle gençlerle birlikte paylaştım. Bak biraz önce türküyü söylerken ne güzeldi değil mi? Kesinlikle. İşte aynı bu paylaşma duygusunu o konserdeki bütün halkımıza da paylaşmak istiyoruz. Size de yakışan mı olur hocam? Açık havada olabilir. İşte ne bileyim belki de kapalı spor salonlarında olabilir ama daha çok kitlelere ulaştıracağız. İnşallah onları başkaları da dinleyecek. Benim gücüm yettiği kadar derler ya bana... Sırtlarını da yayabilirler ama götürebildiğim yere kadar götürebilirim. Onun dışında kendi emeklerine bağlı her şey. Ne kadar güzel. Yani birincisi çok şanslılar. Sizin ama bu gibi... sadece onlar için değil. Yani bütün halk müziğini icra eden herkes için benim kapım açık. Ne güzel. Bunu hep... Ya bu sadece işte böyle değil. Yani biz herkesle paylaşalım. Diyorum ya, bugün burada başlattığımız, işte Cem TV'deki Cem TV ailesiyle başlattığımız bu olay... Ne olur? İşte yarın başka kitlere kadar yayılır. Ve inanın ki sanatçılar yan yana durmayı öğrenirse bence bu toplum da yan yana durmayı kesinlikle öğrenecek. Ben en çok da bunun derdindeyim zaten. Yani biz bak bu çiçeklerin renklerini görüyor musun? Ne kadar güzel. Hepsi değişik değişik. Burada tek renk olaydı. Yani ne kadar giderdi?
Veya tabii sadece ben türkü söyleyeydim ne kadar giderdi ama bak herkes renk renk söyleyince başka bir boyut, izleyenler de sıkılmıyorlar. Bambaşka oldu. İşte hayatı paylaştıkça güzelleştiren önce türkülerimiz iyi ki var. İyi ki bir de biz bu topraklarda doğmuşuz. Ve iyi ki de türküleri söyleyen hala geriden gelen gençlik var. Kesinlikle. Bence. Biz de iyi ki sizler gibi üstadların ışığında yetişmeye, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bayrağı dahi taşıyacaksınız ben eminim artık ilk, korkum yok. İyi ki varsınız hocam. Sağ olasın. Dillerinize, ayaklarınıza, gönüllerinize, seslerinize sağlık. Geldiniz, ya, şeref verdiniz. Biz teşekkür ederiz. Üç Tel Bir Ömür'ün final programıydı. Benim için çok güzel anılarla geçen bir 15 program oldu. Ve bu programda buraya icabet eden, buraya gelen bütün üstadlara, müzisyen dostlarıma, Cem TV ailesine, bir dönem sponsorluğumuzu yapan sevgili Yusuf Bey'e, hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bir acemilik dönemiydi belki benim için. Onu atlatmaya çalıştım, öğrenmeye çalıştım. Sizlerin desteğiyle, sizlerin yönlendirmesiyle. Buraya binlerce mesaj, bana binlerce istek, birçok şey geldi. Hepsini belki karşılayamadık ama arzımızı çoğaltsayın. Bir hatamız, kusurumuz olduysa aşk ola. Üç Tel Bir Ömür'den şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, türkülerle kalın ve güzel dostlarla kalın. Thank you.